Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban bugün 24 Haziran Perşembe ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası dünkü sert yükselişinin bir nevi kar realizasyonuyla karşı karşıya bugün. Lider kripto para birimi bitcoin dolar cephesinde 33 bin dolar seviyesinin bir miktar üzerinde fiyatlar oluşuyor şu dakikalar itibariyle %2.75 oranında bir kayıp söz konusu son 24 saatlik dilimde. Ethereum dolar paritesinde ise 2000 dolar seviyesinin altında fiyatlar gerçekleşiyor. 1937 dolar seviyesinde şu anda Ethereum dolar paritesi bu fiyat %3.68 oranında kayıba tekamül ediyor son 24 saatlik dilimde. Önemli kripto para birimlerinden ise kısmı yükselişler var. Binance Coin'de %2.71, Adada %6.11, Dogecoin'de ise %7.81 oranında prim söz konusu son 24 saatlik dilimi baz aldığımızda. XRP'de ise %0.85, DOT'ta ise %1.86 oranında bir kayıp var şu dakikalar itibariyle. Bugünkü videomuzun konusu her zaman olduğu gibi son dönemde piyasayı fazlasıyla domine eden Bitcoin Dolar Partisi. Onun yanında Ethereum ve e, son dönemde en popüler coinlerden bir tanesi olan fiyat hareketleri sebebiyle Dogecoin'i de bugünkü videomuzun konuları arasında yer vereceğiz. İsterseniz hemen Bitcoin Dolar Partisi ile başlayalım. Bitcoin dolar paritesinde dün hatta hatırlarsanız geniş bir çaplı bir analiz yapmıştık ve özellikle bu kanalın dışına çıkmasının parite açısından son derece önemli olduğunu ve güzel bir gelişme olduğunu altını çizmiştik. Nitekim parite bu seviyenin üzerine çıktı. 34.000, 33.815 dolar seviyesindeki destek noktasında, daha doğrusu destek yapılmaya çalışılan noktanın bir miktar üzerinde kaldı. Ancak Bunda hatırlarsanız en azından 4-5 tane 4 saatlik periyotta bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerektiğini, gerçekleşmesi durumunda 36.533 dolar seviyene kadar bir hareket öngördüğümüzü dile getirmiştik. Parite bu seviyenin üzerinde kalamadı. Geri çekilmelerde ise kritik 32.300 dolar seviyesine resmen milimetrik bir şekilde test ediyor şu anda. Bu seviyenin üzerinde kalma çabası içerisinde. Bu seviyenin üzerinde kalır ve yönü tekrar yukarı çevirirse biz şu hareketi yani Bitcoin dolar paritesinde 34.000-35.000 bin, bin dolar seviyesinden başlayan geri çekilme hareketini bir kar realizasyonu olarak adlandıracağız. Çünkü o zaman diyeceğiz ki 33.815 dolar seviyesinin tekrar üzerine çıkma ihtimali yüksek. Bu sebeple 36.533 dolar seviyesi yeniden masada olacak. Ancak 32.300 dolar seviyesinin aşağı kırılması durumunda tekrar paritenin bu kanalın içine girme riski doğacak. Bu kanalın içine girmesi için de şu anda 31.600 dolar seviyesinin altına gelmesi lazım. Altına gelirse tekrar bu kanal içerisine girecek ve kanal içerisindeki aşağı yönlü hareketin devam ettirecek. O yüzden biz önümüzdeki seanslarda, saatlerde daha doğrusu 32.300 dolar seviyesine dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz çünkü bu seviyenin altına gelmesi durumunda o zaman risk tekrar ortaya çıkacak. Bitcoin dolar paritesinde kısmi olarak oluşan olumlu havanın bir miktar tekrar eee flulaşma ortamı olabilir. Yani e, tekrar aşağı yönlü risklerden bahsetme durumumuza gelebilir Bitcoin dolar paritesi. Şimdi 32.300 dolar özetlersek o zaman 32.300 dolar seviyesi kritik şu anda. 32.300 dolar seviyesini dikkat edersiniz milimetrik bir şekilde test ediyor. Şimdi bir tane 4 saatlik kapanış yaptı geri çekilmelerde. İkinci 4 saatlik kapanışı yapmak üzere en azından 3-4 tane 4 saatlik şu bölgelerde kapanış yaparsa biz o zaman 32.300 dolar seviyesinin kuvvetli, e, kuvvetli bir destek noktası olarak adlandıracağız. Ve diyeceğiz ki 33.815 dolar seviyesi test edilebilir. Ve bu seviyede buradan aldığı güçle çünkü bu kar realizasyonu aslında bir nevi eğer kar realizasyonu olarak gerçekleşirse bu aslında bu bir nevi Bitcoin dolar paritesinin güç toplaması için bir fırsat da olabilir. Tekrar 36.533 dolar seviyene kadar bir geliş çekilme hareketleri devam edecek. Ee, bu trendi bu kanalı şimdilik bir süre daha grafik üzerinde göstereceğiz. Çünkü hala bu kanalın içine dönme riski küçük de olsa devam ediyor. Eee... Ancak beklentimiz hala bu riskin devam ettiğini altını çizerek bahsederek söyleyelim. Ancak beklentilerimiz tekrar bu kanalın içerisinde dönme olasılığının teknik görünümü itibariyle bir miktar e, az oldu. Yine de bu riskin hala gündemde olduğunu söylemekte fayda var. Eğer bu kanalın içerisine dönerse tekrar 30.120 dolar seviyene kadar en e, kısa vadede tekrar 30.120 dolar seviyesini Bitcoin dolar paritesinde görme ee, riski ortaya çıkacak. Böyle bir durumda Bitcoin dolar partisi için tekrar üzerine basa basa söyleyelim. Kırmızı ile gösterdiğimiz bu tranç çizgisi. Burası da yaklaşık 28.700 dolar seviyelerine denk geliyor. 4 saatlik grafikte. Kırmızı ile gösterdiğimiz bu trend çizgisi özellikle Ocak ayının son haftasında Bitcoin dolar paritesinde yükselişlerin geldi, rekorların geldi seviyeden önce görülen son nokta. Yani bu seviye 28.500 28.700 dolar bandı. Bitcoin dolar paritesi son derece kritik ve son derece önemli. Zira bu seviyenin altında 24.000 dolar seviyelerine kadar hatta 19.000 dolar seviyelerine kadar çok kuvvetli bir destek noktasının bulunmadığını altını çizmekte fayda var. Olası geri çekilmelerde artık 28.700 dolar seviyesi. Bu seviyelerden mal ettiğinde tabii ki 28.700 dolar seviyesi stop loss olarak kullanılmalı. Çünkü altında e, ee, büyük barajda %50'nin onunda bir risk ortaya çıkacak. 28.500-700 dolar bandın altına Bitcoin dolar partisinin gelmemesi lazım. Dikkat ederseniz son düşüşte de Bitcoin'deki son düşüşte de resmen e, milimetrik bir şekilde bu destek noktasına çarptı ve yönünü yukarı çevirdi bu seviye özellikle dikkat etmekte fayda var. Tekrar çok kısa bir özet geçelim. 32.300 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa 33.815 dolar seviyesinin tekrar üzerine çıkma olasılığı yüksek. Bu aldığı güçle 36.533 dolar seviyesi önümüzdeki seanslarda hedeflenebilir. Ancak 32.300 dolar seviyesinin altına gelinmesi ve 31.600 dolar seviyelerinin de geçilmesi altı aşağı doğru Paritenin tekrar bu kanalın içerisindeki düşüş kanalının içerisinde gelme riskini ortaya çıkaracak. Bu durumda 30.127 ve 28.700 dolar bandının tekrar görülme riskinden bahsedebiliriz. Hemen isterseniz bir de Ethereum dolar partisine bakalım. Şimdi Ethereum dolar paritesi son dönemde hatırlarsınız analizlerimizi bir noktaya dikkat çekiyoruz. Ee, grafikler birbirlerine çok benziyorlar önemli coinlerde. Ethereum dolar paritesinin grafiği resmen Bitcoin dolar paritesinin birebir kopyası gibi. Şuradaki hareket ve şuradaki hareket birebir aynı. Şu anda paritede Ethereum dolar paritesinde bir miktar kanalın üzerinde çok fazla uzaklaşamadı Bitcoin dolar paritesinin aksine. o. Burası da 1900 dolar, 1900 dolar seviyesi yapıyor yaklaşık olarak. Şimdi 1909 dolar desteğinin üzerinde kalma çabası içerisinde dikkat ederseniz Eder dolar paritesi. Ve geri çekilmelerde de dikkat ederseniz bu kanalın daha önce direnç noktası olan noktanın üzerine test ediyor ve tekrar yönünü çeviriyor. Şu anda bu kanalın üst bandının geldiği nokta 1876 dolar seviyesi. Yani paritenin aynı bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi bu kanalın alt bandına değmemesi lazım. Yani üst bandının altına gelmemesi lazım. Burası da dediğimiz gibi yaklaşık 1870 dolar seviyeleri yapıyor yaklaşık olarak. 1870 dolar seviyesinin altına gelirse Ethereum dolar paritesinde biz tekrar 1744 dolar seviyeleri telaffuz etmeye başlayacağız. Hatta bir, az önce Bitcoin dolar paritesinde 28.500-700 dolar bandı ne kadar kritikse Ethereum dolar paritesi için ise 1700-1744 dolar bandı o derecede kritik. Zira bu seviyenin altında da aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi çok kuvvetli bir destek noktası Bulunmuyor ta ki 1513 dolar seviyelerine kadar 1500 dolar seviyelere kadar çok kuvvetli bir destek noktası bulunmuyor. Şimdi biz evet bu noktanın üzerine çıkıldı paritede ancak bu paritedeki bu kanalın kırıldığının teyidini biz bu kırmızıyla gösterdiğimiz direnç noktasını geçirmesiyle anlayacağız. Burası da şu dakikalar itibariyle yaklaşık 1976 dolar seviyesi yapıyor. 1976 dolar seviyesinin üzerinde birkaç kere çıkıldı. Daha doğrusu bu trend çizgisinin üzerine birkaç kere çıkıldı yakın dönemde. Ancak dikkat ederseniz kapanışlar genelde bu kırmızıyla gösterdiğimiz bu trend çizgisinin altında gerçekleşti. Sadece bir kapanış bu trend çizgisinin üzerine gerçekleşti. Ancak sonrasında da yine kar satışları gelmiş gibi gözüküyor. O zaman 1976 dolar seviyesi kırılmadıkça biz Ethereum dolar paritesini yukarı yönlü bir hareket beklemeyeceğiz. 1976 dolar seviyesi kırılırsa da 2179 ve 2311 dolar seviyeleri çok kısa vadede Ethereum dolar partisi için hedeflenebilir. Ancak geri çekilmelerde dediğimiz gibi 1870-78 dolar bandının altına gelinmesi Ethereum dolar partisi için 1700-1744 dolar bandının yeniden gündemde olmasını neden olabilir. Bu seviyenin altında da ise 1500 dolar seviyelere kadar çok kuvvetli bir destek olmadığını bir kez daha hatırlatalım e, Ethereum dolar partisi için. Hemen isterseniz bir de Dogecoin'e bakalım. Son dönemde oldukça gündemde. Aşağıda yukarı yönlü çok sert hareketlerin sağlan görüldüğü çok riskli bir coin Dogecoin. Kazancı da çok fazla. Ancak aynı zamanda kaybetme riskinin de çok çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz Dogecoin için. Çok fazla gündemde o yüzden ufak da olsa teknik bakımından bir bakalım istedik. Şimdi Dogecoin'de aslında 2 Haziran tarihinden beri başlayan bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendi altında hareket ediyor e, coin. Dogecoin ve şu anda da e, yaklaşık 0.16 dolar seviyesinden ufak da olsa bir yükseliş trendi başlatma çabası içerisinde. Ancak Dogecoin'deki bu yükseliş trendinin teyidini biz bu trend çizgisini yani kırmızı ile gösterdiğimiz bu trend çizgisinin yukarı kırılmasıyla alacağız. Burası da yaklaşık şu, şu dakikalar itibariyle 0.25 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani 25 cent civarı kırılmazsa Dogecoin'de bu yükseliş trendi başlamak üzere olan bu yükseliş trendi çok kısa vadeli bir tepki hareketinden öteye gitmeyecek. Tekrar bunun altına dönmesi durumunda biz Dogecoin'de tekrar 16 cent civarlarına kadar bir geri çekilme riskinden bahsedebiliriz. O zaman biz Dogecoin'de önümüzdeki seanslarda takip etmemiz gereken en önemli trend çizgisi bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend çizgisi. Bu trend çizgisinde şu dakikalar itibariyle yaklaşık 25 cent bir miktar üzerine denk geliyor. 25 cent civarına denk geldiğini söylemekte fayda var. Burası geçilirse bunun teyidini ise biz 28 cent civarının kırılmasıyla alacağız. Çünkü burası daha önce Dogecoin'de önemli bir destek noktası Şu anda direnç noktası olarak çalışıyor. Yani biz Dogecoin'de 25 cent seviyesi kırılırsa 28 cent'i çok büyük ihtimalle test edecek Dogecoin. 28 cent'in kırılması durumunda ise biz Dogecoin'de diyeceğiz ki evet bu kırmızıları gösterdi düşüş trendi. 2 Haziran'dan beri başlayan düşüş trendi kırıldı. O zaman biz 29 cent, 33 cent civarlarını Dogecoin'de kısa vadeli hedefleyebileceğiz. Ancak birkaç denemede kırılmaması ya da kırılsa bile 28 cent civarının üzerine geçilememesi durumunda yönün tekrar aşağı dönme riskinin yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Zaten çok eee çok yüksek bir coin. O sebeple biz Dogecoin'de tekrar hedeflerimizi aşağı yönlü revize edeceğiz. Ve 16 cent civarlarına kadar Dogecoin'de bir geri çekilme riskinden bahsedeceğiz. Her zaman söylüyorum Dogecoin çok riskli bir coin. Evet kazancı gerçekten çok fazla. Ancak kaybetme riskinin de aynı oranda fazla olduğunu dikkat ederek yatırımcıların bu yönde strateji belirlemelerinde fayda var Dogecoin'de. Bugünkü videomuzun konular arasında Bitcoin dolar partisi vardı her zaman olarak. Ethereum ve Dogecoin'de bugünkü videomuzun diğer konular arasında yer verdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdilik hoşçakalın.